Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su güzellik sırlarına hoş geldiniz. Şöyle masmavi bir gökyüzünden yemyeşil yeryüzüne döndürecek sizlere gerçekten doğanın size sunacağı en güzel hediyelerden birinin tarifini hazırlayacağız. Eğer ki sizler de doğallıktan yanaysanız, doğanın size sunduğu hediyeleri değerlendirmek istiyorsanız işte doğru videodasınız. Bugün sizlerle saç bakımımız için mükemmel bir tarif hazırlıyorum. Bu şahane bakımımızla arkadaşlar saçlarınızı çok kısa sürede uzatacak. Ayrıca kendi doğal sarı rengini sizler de evde ayarlayacaksınız. Kuaföre gitmenize gerek yok. Kuaför masrafına gerek yok. Kimyasala hiç gerek yok. Bu tarifle birlikte yaşınız kaç olursa olsun istediğiniz gibi bu tarifi uygulayabilir ve saçlarınızda doğal altın rengi, sarı ve uzun saçları sizler de evde ayarlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken birkaç küçük püf noktasını da sizlerle paylaştıktan sonra sizlerle bir daha kuaföre gitmeyeceksiniz. Kimyasalları saçınızın yakınından bile yaklaştırmayacaksınız. Gerçekten çok hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Bu tarifimi mutlaka vereceğim. İpuçlarına göre uygulayın ve sonrasında değişime inanamayacaksınız. Bu tarifi çok uzun zamanlar yapmanıza da gerek kalmayacak. Şimdi tüm detaylarına geçelim. Öncelikle bu tarifimizin temel bileşeni görmüş olduğunuz gibi papatya olacak. Papatyalar saçlarınızın arkadaşlar canlanmasına çok güzel yardımcı oluyor. Eğer ki saçlarınızda incelme, seyrekleşme varsa, hele ki birazcık elektriklenme varsa bu tarifi asla kaçırmayın. Saçlarınızı sanki düzleştirmiş gibi gerçekten elektriklenmeyi ortadan kaldıracak, doğal bir parlaklık verecek, hacimlendirecek, saç tellerinizin güçlenmesini sağlayacak çok etkili bir tarif oluyor. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben daha pratiklik olsun, yaz kış her zaman gönül rahatlığıyla uygulayabilelim diye bugün sizler için kuru papatyalardan yararlanıyorum. Ama eğer ki imkanınız varsa bulabiliyorsanız taze papatyalar da çok daha güzel oluyor. Taze papatyaları da değerlendirebilirsiniz. Bu tarifte kesinlikle size kalmış. İstediğiniz şekilde her iki papatyayla da işlem yapabilirsiniz. Sadece taze papatya kullanmak isteyen arkadaşlarıma Mayıs ayından sonra papatyaları kullanmalarını tavsiye ederim. Mayıs'a kadar birazcık bekleyelim. Papatyaların olgunlaşma dönemi Mayıs'tan sonra çünkü. Ve papatyalar da bizim ülkemizde de bol miktarda bulunuyor. İstediğiniz zaman şöyle bahar aylarında dağ, tepe, bayır, birazcık yürüyüş yapıp kendinize zaman ayırmak istediğiniz zamanlar karşınıza çıkabilecek ve değerlendirebileceğiniz en güzel bitkilerden bir tanesi. Ben de bugün cilt güzelliğimi tabii ki de papatyalarla sağladığım için, papatyalarının saçlarım için yararı oldukça fazla olduğu için bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle burada biraz konsantre bir tarif hazırlamak istiyoruz. O yüzden ben büyük boyutlarda hazırlıyorum. Çünkü ben bu tarifi hazırladığımda evdeki herkes benden önce kullanmaya başladığı için asla az miktar yetmiyor. O yüzden sizler de bu tarifi hazırlayacağınız zaman çevrenizde sizlere ortakçı olabilecek kişileri de düşünüp ona göre hazırlarsanız çok daha güzel bir şekilde herkese yetecek kadar tarif hazırlanmış olur. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir derin kasede ben bunu hazırlıyorum. Derin kasenin içerisinde 7-8 tane papatyanın taç yapraklarından oluşan kısımlarını hemen karıştırma kabımızın içerisine aktarıyoruz. Buradaki suyumuzun oldukça kaynar olması çok önemli. Ben hani kettle'da iyicene kaynattım. Kettle biliyorsunuz 100 dereceye gelince, hatta 100 dereceyi biraz geçince otomatik olarak atıyor. O attıktan sonra hemen bunu metal bir kasenin içerisine aktardım ki metal de ısıyı tutsun. Bu güzel bir şekilde demlensin. Yoğun bir konsantrasyon olsun. Ama tabii ki de sizler isterseniz bunu ocağa pek koymak istemiyorum. Ama tabii isteyen arkadaşlarım varsa kettle'da çok iyi ya da ocakta kaynamış suyla yaptığınızda 100 dereceyi bulamadığınız zamanlar oluyorsa, daha konsantre hale nasıl getireceğim diye düşünüyorsanız, dileyenler bunu kahve gözünde en kısık şekilde çok fazla olmamak haliyle hemen böyle fokurdadığı anda kapatmak kaydıyla birazcık kaynatabilir. Ama bu şekilde yapıldığında emin olun çok daha güzel, çok daha besleyici oluyor. İçerisinde bulunan asitler tamamen içerisinde kalıyor ve bunlar da bizim kullanacağımız yöntem ile gerçekten saçlarınızın ton ton açılmasını sağlayacak en önemli özelliklerden bir tanesi olacak arkadaşlar.
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben burada saç tonumu açıyorum. Gerçekten saçlarımı her görenin hayran olduğu tonu ben bu şekilde sağlıyorum. Ama çok önemli bir püf noktası var. Saçlarınızın doğal rengi. Benim arkadaşlar saçlarımın doğal rengi zaten çok koyu bir renk değil. Kumral bir renk. O yüzden kumral olan bir saç tonunun içerisinde kızıl pigmentleri oldukça az olduğu için ben saçlarımı çok pratik bir şekilde istediğim tona bu tarifle dönüştürebiliyorum. Ama eğer sizin saç tonunuz birazcık daha kestane ya da çok koyu kahverengi ise içerisinde kumral değil yani biraz daha kızıl pigmentler fazlaysa bu tarif arkadaşlar sizin bir anda ilk kullanımda maalesef çözüm alabileceğiniz tariflerden biri değil. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Saçı yoğun, kızıla dönük, koyu kahverengi olan kişiler için söylüyorum. Bu tarifi en az 4-5 kere uygulamanız gerekecek ki saçlarınız arkadaşlar ton ton yavaş yavaş açılacak. Hatta onlar için aşağıya linkini bırakacağım. Sadece kızıl pigmenti fazla olan kişilere özel yine bir saç açıcı tarifim aşağıda olacak. Yorumlar kısmından ona da bakabilirsiniz. Dilerseniz o tarifi de yapabilirsiniz. O tarifle de çok hızlı bir şekilde saçlarınızın ton ton açılmasını sağlayabilirsiniz. Ama birazcık daha kumral, birazcık daha içerisinde sarı pigmentlerin var olduğu saçlarda emin olun röfle yaptırmıştan çok daha güzel, ombreden çok daha güzel, canlı, parlak, altın rengi, sapsarı, şahane bir saç tonu elde ediyorsunuz. Ve bu saç tonu kesinlikle size özel oluyor. Herkesin kendi cildine ve tabii ki de tenine uygun bir şekilde çok güzel güneş ışığının etkisiyle de arkadaşlar saçınızı ton ton açacaksınız. Ben şimdi bunu demlendirmek istiyorum. Demlendirme aşamasında içerisinde biliyorsunuz ki fenifoliler var ve ayrıca arkadaşlar tenen de bulunduğu için bunların çok fazla uçmasını istemiyorum. O yüzden şöyle hemen üzerini kapatıyorum. Bunu bu şekilde üzerini kapalı olarak bekletebilirsiniz. Ne kadar güzel bir şekilde demlenirse saçlarınıza uyguladığınızda o kadar hızlı bir şekilde sonuç elde ediyorsunuz. Peki bunu saçlarımıza nasıl uyguluyoruz diye merak eden arkadaşlarım için hemen açıklamak istiyorum. Birazcık güneş ışığını gördüğünüz güneşli bir günlerde bu tarifi uygulamak için ideal bir tarif oluyor arkadaşlar. Bunu ben soğuduktan sonra bir sprey şişesinin içerisine boşaltıyorum. Ve saçlarımı güzelce arkadaşlar hafif ıslak saçla yaparsanız çok daha güzel olur. Saçınızın üstüne bundan sıkıyoruz. Güzelce tarıyoruz. Ve gün içerisinde güneş ışığının saçımıza temas edeceği şekilde bunu dışarıya çıkarak kullanıyoruz. Ne kadar çok güneş ışığı saçımızla temas ederse o kadar güzel saçlarınızın renginde açılma oluyor. Bir püf noktasını daha sizlere söylemek istiyorum. Yaz aylarında bu uygulanılabilecek bir püf noktası ve ben her sene tatile gittiğimde kesinlikle uyguluyorum. Hatta bununla ilgili çok ilginç anılarım da vardır. Hiçbir şey bilemezsem papatya çiçeğini demler. Yine de arkadaşlar bu tarifi saçıma uygularım. Bu tarifin arkadaşlar şöyle bir özelliği oluyor. Çoğu kişi tatile gittiğinde denizli, kumlu, saçlarım çok bozuldu deyip tatil dönüşü direkt soluğu kuaförlerde alırlarken benim tatil dönüşünde herkes "Aa saçına ne yaptırdın?" gibi çok güzel çevreden tepkiler alan gerçekten saçının canlılığını arttırdığı, parlaklığını arttırdığı ve renginin çok güzel bir şekilde oturduğu tona sahip olabiliyorum. İşte bunun da asıl sebebi nedir diye soranlara söyleyeyim. Denize giriyoruz. Denizde arkadaşlar saçlarımız tabii ki de tuzlanıyor. Deniz suyunun ne kadar besleyici olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hem arkadaşlar içerisinde yüksek miktarda iyot var, mineraller var tabii ki de yosunlardan da gelen çok güzel besleyici özellikler var. Hem de saçımızın arkadaşlar bu güzel mineralli suyunun üzerine papatya suyunu sıktığımız zaman burada güneş ışınlarının etkisiyle normal koşullarda 4-5 kere kullandıktan sonra alacağınız etkiyi tek seferde alıyorsunuz. Hele saçlarınızın tonu gerçekten kumrala yakınsa bir günde bile saçlarınızda büyük bir değişim yaratabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu şekilde papatyaları demlendirmek ve daha sonrasında bir sprey şişesine koyarak saçlarınızın her yerine eşlik edebilecek şekilde sıkmak olacak arkadaşlar. Daha sonrasında güneşin saçlarınızı güzelleştirmesine kendinizi bırakabilirsiniz.
Burada arkadaşlar papatya suyu zaten saçınızı rahatsız etmeyeceği için sabahtan sıkıp akşama kadar durabildiği kadar saçınızda durması sizlerin istediğiniz o güzel saç tonunu elde etmesine yardımcı olacaktır. O yüzden herhangi bir sınırlama söylemek istemiyorum. Sizler hangi saç tonunuzu kendinize yakıştırıyorsanız o saç tonunu elde edene kadar bu işlemi güvenli bir şekilde evlerinizde hazırlayarak dışarıya çıkacağınız günlerde kullanıp saçlarınızın rengini istediğiniz tonla çevirirken çok hızlı bir şekilde de uzamasına yardımcı olabilirsiniz. Benim tarifim bugünlük sizler için bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki de henüz daha kanalım ile yeni karşılaşıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bildirim çanlarınızı aktif hale getirerek en yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmayı ihmal etmeyin. Bu tarifleri benimle birlikte denemiş olanlarınız da varsa aşağıya yorumlar kısımlarında elde etmiş oldukları sonuçları paylaşırlarsa çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdiden hepinize saçlarınızın güneş gibi parlayacağı güzel günler dilerim. Kendinize iyi bakın.